Merhaba arkadaşlar. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8. sınıflar için hazırlanan çevrim içi 4. deneme sınavımızın din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümünü birlikte yapalım. 31. sorumuzda Bakara suresinin 267. ayeti verilmiş ve bu ayette bizden hangisinin teşvik edilmediği istenmiştir. Şimdi verilen ayetimizi okuyalım. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Burada verilen şıklar içinde zekat, sadaka, fitre, bunlar teşvik edilmiş fakat oruçtan hiç bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 32. sorumuzda Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu kılar ayeti verilmiş ve aşağıdaki durumlardan hangisi zorunluluğumuzun dışında kaldığı bizden istenmiştir. A seçeneği emek verdiğimiz kazançla yoksullara yardım etmek. B. Dinimizin emirlerini yerine getirmek. C. Rızık kazanmak için çaba göstermek. Bu üç seçenek gücümüzün yettiği sorumluluklardır. Fakat D seçeneği yani çevremizdeki insanları ibadete zorlamak böyle bir sorumluluğumuz yoktur. Hiç kimse diğer bir insanı ibadete zorlayamaz. 33. sorumuzda bizlere ayetler verilmiş ve bu ayetlerden konusu bakımından değerlendirdiğimizde hangisinin konusu diğerlerinden farklı olduğu bizden istenmiştir. Ayetlerimiz A. Zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. B. Takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. C. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. D. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Bize verilmiş olan A, B ve D seçeneği yardımlaşma ve paylaşmanın önemini vurgulayan ayetlerdir. Yalnız C seçeneği tevekkülün önemini vurgulayan bir ayettir. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 34. sorumuzda bizlere Ayet-el Kürsi'nin anlamı verilmiş ve bu Ayet-el Kürsi'de geçen Allah'ın isimlerinden hangisinin geçmediği istenmiştir. Şimdi verilen Ayet-el Kürsi'nin anlamını okuyalım. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, her şeyin varlığı ona bağlıdır. Onu ne uykulama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmadan onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Şimdi verilmiş olan seçeneklerimizi öncelikle anlamlarını açıklayalım. El Hay isminin anlamı daima diri olan demektir. El Kayyum ismi ise her şeyin varlığı kendisine bağlı olan kainatı idare eden demektir. El Ali kendinden başka büyük olmayan demektir. El Aziz ise şeref ve onur sahibidir. Şimdi verilmiş olan Ayet-el Kürsü'nün anlamı içerisinde Allah'ın isimlerinden olan El Aziz geçmemektedir. Bizim doğru şıkkımız D seçeneğidir. 35. sorumuzda Peygamber Efendimiz'in infakla yani muhtaçlara yardım etmekle ilgili bir hadisi verilmiş ve vurgulanmak istenen düşüncenin hangisi olduğu istenmiştir. Verilen hadisimiz sağ elinizin verdiğini sol eliniz bilmesin. Seçeneklerimiz A. İnfak ederken cömert olunması gerektiği,
B. İnfak ederken Allah rızası gözetilmesi gerektiği. C. İnfak etmeye yakın akrabadan başlanması gerektiği. D. İnfakın gizli yapılması gerektiği. Verilen hadisimizde de D şıkkı, yani infakın gizli yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 36. sorumuzda zekat oranları ile ilgili bir sorudur. Meltem Hanım 8C sınıfında öğrencilerine 40'ta 1 oranda zekat verilen mallar hangisidir sorusunu sormuş ve yanlış cevabı veren öğrenciyi bizden istemiştir. Petek altın, gümüş, nakit para demiş, Filiz toprak ürünleri demiş, Cengiz ticaret malları demiş, Özkan ise koyun ve keçidir demiş. Zekat oranlarına baktığımız zaman altın, gümüş, nakit para, ticaret malları, taşınmaz eşyalar, küçük baş hayvanlar yani koyun ve keçi 40'ta 1 oranında zekata tabi olurlar. Yalnız toprak ürünleri sulama ve gübreleme gibi masraf içeriyorsa 20'de 1, içermiyorsa 10'da 1 zekata tabi olurlar. Yani doğru cevabımız burada Filiz'dir. Filiz toprak ürünleri 40'ta 1 diyerek yanlış cevabı vermiştir. 37. sorumuzda bizlere bir metin verilmiş ve bu metinde altı çizili bölümlerden hangisinin külli iradeye örnek olduğu bizden istenmiştir. Genç yazar adaylarımızdan Nurcan Hanım 1982 yılında Ankara'da doğdu. Öykü alanında yazmaya karar verdi. Hece Öykü Ekolü'nü takip etti. Özellikle ünlü yazar Rasim Özdenören'i kendisine model aldı. Verilen kelimelere baktığımız zaman karar verdi, takip etti, model aldı. İnsanın kendisinin karar verdiği bir eylemdir ki buna biz cüz-i irade diyoruz. Fakat doğmak fiili, yani Allah'ın iradesine aittir. Yani külli iradedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 38. sorumuzda öncüller verilmiş ve bu öncüllerden hangisine zekat verilemeyeceği bizden istenmiştir. Zekat verilemeyecek kimseleri sayacak olursak anne baba, dede, nine, torunlar, çocuklara ve eşe zekat verilemez. Verilen öncüller içinde de 1 ve 3 yani D seçeneği doğru seçeneğimizdir. Anne babaya, dede, nineye zekat verilemez. 39. sorumuzda sadaka-i cariyenin tanımı yapılmış ve verilen seçeneklerden hangisinin sadaka-i cariye olmadığı bizden istenmiştir. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. A seçeneği insanlığa yararlı bir buluş yapmak, C hayırlı bir evlat yetiştirmek, D ağaç dikmek. Bunlar sadaka-i cariye kapsamındadır. Fakat B seçeneğimiz Müslüman kardeşine gülümsemek, bu sadakadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 40. sorumuzda bizlere öncüller verilmiş ve bu öncüllerden yazılı olan ibadetin hangisi bulduğu istenmiştir. Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biridir. Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir. Bu ibadet B seçeneğindeki zekat ibadetidir.